Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz diyeceğim ama araba kanalı değilim. Sadece yardım amaçlı çekiyorum bu videoyu. Şu an 1.2.75 beygir Clio 4'ün içindeyiz. Ben bu arabayla yakın zamanda kalkışlarda silkeleme. Ama cidden silkeleme. Yani böyle araba bildiğiniz zıplıyordu. Ama bunu her zaman yapmıyor. Mesela 10 kere kullanıyorsun bir kere yapıyor. Sık sık yaptığı şey düşük devirlerde öksürme. İkinci viteste yeteri kadar hızlanmadan 3'e atarsam öksürüyor. Üçüncü viteste yeteri kadar hızlanmazsam 4'e atarsam öksürüyor. Mesela üçüncü viteste gidiyorum. Önüme bir şey çıktı. Hafif bir fren yaptım. Tekrardan aynı viteste gaza bastım. Öksürüyor. Yani güç gerektiği her zaman öksürüyordu. Ben bunu tüpte daha çok, benzinde daha az yapıyordum. Benzinde hissedemeyecek kadar az yapıyordu. Yani benzinde ben sorun yok diyordum hatta. LPG'de olduğu için tüpçüye gittim. İşte hemen ayar yapalım dedim. Hani baktı adam, daha hemen görür görmez abi dedi, büyük ihtimalle dedi, tüp ayarından değil dedi, ama dedi bayağıdır tüp ayarı yapmamışsın, yapalım. Bunların dedi hastalığı buji kablosu. Bujilerin yeni mi? Yeni. Buji kablosunu değiştir gel o zaman dedi. Ama dedi dur, ben sana önce filtrelerini değiştireyim, tıkanık olabilir belki. Filtrelerin tıkanık olduğu zaman da aynı şeyi yapıyormuş. Bakın buji, buji kablosu ve LPG'nin filtreleri. Bunlardan herhangi birinde problem olursa arabada öksürme, devirde dalgalanma, saçma saçma hareketler yapabiliyormuş. Benim sorunum, anlattığım sorun yaşandığında sadece buji kablom değişti ve sorun kesildi. Devirde çok hafiften, nadiren dalgalanma vardı. Ama çok değil. Boşta dururken mesela bazen inip çıkıyordu böyle. İşte gaza bastığım zaman mesela biraz saçmalayarak yukarıya doğru ivmelenme oluyordu. Boşta olan pozisyonlardan bahsediyorum. Siz de o şekilde algılayıp arabanızı boşa alın. Olduğu yerde gaza basın. Devir saati kusursuz şekilde yukarıya kalkıp inmeli. Başka arada hiçbir şey olmalı. Hani çatana patana ses, duraksama falan yok. Gaza basacaksın ve hın diye yükselecek. Başka seçenek yok. Ben bu arabayı bundan önce çok eski arabalar kullandım. Yani ilk defa düzgün kullandığım bir araba. Ben bazı şeylerini ya bu böyledir deyip geçiyorum. Yani umursamıyordum. Meğersem o bir problemmiş. Buji kablosunu değiştirdim ve araba kendine geldi. Aklınızda olsun. Buji kablosu kendinizin de değiştirebileceği bir şey. Ben ustaya 50 lira işçilik verdim. İçime dert oldu. Üzüldüm. Keşke ben kendim değiştirseydim dedim. Aklınızda olsun. Siz isterseniz kendiniz değiştirin. Çıkardığınız kablonun yerine aynı boyuttaki diğer kabloyu takacaksınız. Ha, ben yapmadım. Ama keşke yapsaydım dedim. İsterseniz bir kabloyu siz alın. Bir böyle bir bakın. Üstündeki kablolara, elinizdeki yeni aldığınız kabloya. Hani cesaretlenirse siz kendiniz takın. Yani hiçbir şey yok. Sadece hava filtresini söküyorsunuz ve direkt buji kabloları karşınızda. Videoyu sonlandırıyorum. Öksürme, aksırma, bu tip muhabbetler bu arabaların kronik problemiymiş. Araçta LPG varsa 50 bin. Mesela benim önceki buji kablosunun değişimi 88 binde. Şu an arabam 132 binde. Yaklaşık olarak tam 50 bin kilometrede buji kablosunu değiştirmem gerekti. Yani siz de her zaman zaten 50 bin kilometreyi doldurduysanız ve arabada bir saçmalıklar varsa zaten bence ustaya bile danışmayın. Çünkü bu kablonun ömrü zaten maksimum 50 binmiş. Arabanızda tüp varsa hatta bu daha da kısalabiliyormuş. Onun için sonuç olarak değişmesi gereken bir şey. Ustaya gitmeden önce vaktiniz geldiğinizde siz direkt kendiniz değiştirin. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım videoyu izledikten sonra derdinize çare olabilmişse bu video, bir duanızı alırım. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.